Selin. Hadi söyleyeceksen söyle artık. Annem de geldi bak. Ben buna hiç hazır değilim. Bak hazır değilim falan yok. Annem anlayacak zaten şimdi. Hadi söyle ya. Bak yoksa dayanamayacağım, döküleceğim ben. Ne oluyor size? Sen söyle bari. Kızlar ne oluyor? Anne, bizim sana bir şey söylememiz lazım. Bir dakika Nazlı. Benim de size bir şey söylemem lazım. Bir önce ben söyleyeyim. Tamam anne. Önce sen söyle. Biz Haluk'la ayrılıyoruz. Ne? Siz yokken çok tatsız şeyler yaşandı. Sizden saklamak istemiyorum bunu. Boşanma gibi mi? Gibi değil. Boşanma. Ne oldu peki? Sormayın. Anlatmıyor, kızıyor. Sen çok seviyordun Haluk'u. Ne oldu? Hatırlıyor musun Nazlı? İstanbul'daki ilk gecemizde otelde. Seninle bir şey konuşmuştuk. Hep birlikte yaşlanacağız demiştim. Yalnızlıktan ne kadar korktuğumu söylemiştim. Annem, hatırlamaz olur muyum hiç? Yine öyle olacak. Hep beraber yaşlanacağız. Biz birbirimizi hiç bırakmayız ki. Tabii ki. Hiçbirimiz evlenmeyiz, olur biter. Yani belki üç kişi de kalabiliriz. Aramızda kanatlanıp uçmak isteyen olabilir. Nasıl şimdi sırası mı? Bak şurada duygu çemberi oluşturduk. Ya tamam kızlar, olayı dramatize etmeyin daha fazla. İşte evleri ayırdık. Bitti gitti. Tamam. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz? Sizi dinliyorum şimdi. Anne, o kadar önemli bir şey değil bizimki. Yani bilmesen de olur. Selin, saçmalama. Ali gelecek birazdan. Nazlı, ne oluyor? Ne fısıldaşıyorsunuz? Ne oluyor? Anne, dedim ya. Yani önemli değil. Unuttum bile. Yalanmış. Ben bir çay koyayım. O çay koyarken ben de gideyim kardeşime yardım edeyim. Kız, ne yapıyorsun sen? Ne? Kızım ya, kadın sorsan baka baka yalan söylüyorum. Ben ne yapıyorum bilmiyorum. İyi mi, kötü mü, kötü mü, iyi mi bir türlü anlamıyorum. Şişt, tamam, tamam sakinleş. Bak Selin, birazdan Aliler gelecek. Ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksın işte. Engelleyebilecek misin sanki? Kızım, kadın zaten üzgün. Ne diyeceğim? Annem, ben evlendim diyeyim, ölsün mü? Onu evlenmeden önce düşünecektin. Düşünmeden evlendim Nazlı. Deli deli işler yapıyorsun. Ay sen çok normalsin ya. Savaşla İzmir'e kaçıyordun kızım. Ben sana böyle mi yaptım? Evet, böyle yapmadın. Çünkü sen beni engellemeye çalıştın Selin. İkna oldun mu? Olmamıştım. Olmuştum belki ya da olabilir. Ya. Ne alakası var Savaş'la benim? Bak ben hata yaptım, pişman oldum. Neler yaşadığımı sen gördün. Ya şu an aynı şeyi sen yaşayacaksın resmen. Ay resmen geldiler kızım, resmen geldiler. Ne yapacağız biz? Yeminden geldiler. Selin ya, daha girizgah bile yapamadık. Ne yapacağız? Nazlı lütfen benim yanımda ol. Beni yalnız bırakma. Lütfen. Merhaba Güneş Hanım. Merhaba çocuklar. Hayırdır? Ali? Yarım saat doldu. Konuştunuz mu? Ne oluyor kızlar? Güneş Hanım, bir konu hakkında yüz yüze konuşabilir miyiz? Yani girebilir miyim? Allah Allah. Tamam, tamam. Geçin, geçin içeri. Gel Savaşçım. Selin, ne oluyor? İyi misiniz? İyiyiz anneciğim. Yok bir şey. Ben başım bir aşağı. Evde ne kadar gazete varsa toplatın lütfen. Peki Rana Hanım. Ah! Bir de Haluk Bey uyandığında haber verin. Peki. Uyandım ben. Ne oldu? Niye ortadan kaldırılıyor gazeteler? Kötü bir şey mi var? Yok bir şey. Sen gidebilirsin. Gidemezsin. Ne var? Levent dünkü olaya haber mi yaptırmış? Ne? Yok öyle bir şey. Ya bir şey saklıyorsunuz benden. Öyle belli ki yani. Haluk
Lütfen sakin olmanı istiyorum. Ben sakinim, sakinim yahu. Beni Güneş terk etmiş. Bundan sonra benim hiçbir şey umurumda olmaz. Hiç. Evet, seni dinliyorum Ali. Selin ve benle ilgili konuşmak istiyorum Güneş Hanım. Bismillahirrahmanirrahim. Oku Selin, oku, oku. Kızlar. Ne oluyor? Konu hassas Güneş Hanım. Ya bunu size yüz yüze söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Kızlar henüz konuşmamış farz ediyorum. Allah Allah. Çok resmi bir giriş oldu Ali. Gayet resmi. Ali, Selin, siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Anneyim ben. Her şeyin farkındayım. Aranızda bu zamana kadar neler olduğunun uzun zamandır. Nasıl? O Emre ile çevirdiğiniz numaralar, telefon konuşmaları. Hepsinin farkındayım, merak etmeyin. Sen nereden? Birbirinize bakışlarınızdan anladım. Bravo valla. Yani aramızdaki ilişkiye karşı çıkmıyorsunuz öyle mi? Çıkmıyorum Ali'cim. Biliyorum sen zor bir dönem geçirdin. Selin o dönemde senin yanındaydı. Birbirinize çok iyi geldiniz. Yani benim rızam var bu ilişkiye. Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız. Haluk ne der bununla ilgili bilmiyorum. Gerçi biz artık yollarımızı ayırdık. Beni ilgilendirmez ne diyeceğim. Ama benim olayımı aldınız, öyle bilin. Siz şimdi bunu konuşmaya mı geldiniz buraya? Bir tık daha fazlası. Yavaş yavaş, lütfen. Fazlası? Güneş, kapıyı aç. Haluk, ne işin var senin burada? Senin ne deme? Ya sen buraya her kafana istinde gelemezsin, tamam mı? Selin içeride mi? Buradayız, burada. Ben de buradayım, gel. Biraz gerizekalı senin var ya. Bir dakika, bir dur, kendine gel. Sen ne yapıyorsun? Dışarı çık, konuşacağız seninle. Hayır, hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Ne oluyor ya burada? Senin bunların arasındaki durumdan haberin var mı? Biliyorum Haluk, Selin benim kızım. Ben bu ilişkiyi onaylıyorum. Git buradan şimdi. Sen ne biliyorsun? Neden haberin var senin? İlişkilerini biliyorum Haluk. Ali artık senin oğlun değil. Selin benim kızım. Sana bundan sonra laf söylemek düşmez, tamam? Senin bundan haberin var mı? Evlenmiş bunlar, evlenmiş. Evlenmiş bunlar, evlenmiş. Ne demek bu? Karı kocalar demek. Evlenmişler demek. Selin ne demek bu? Anne, baş başa yalnız konuşabilir miyiz? Cevap ver Selin, doğru mu bu? Anne. Selin cevap ver. Evet doğru, biz evlendik Güneş Hanım. Çıkın gidin bu evden. Çabuk çıkın gidin bu evden, hadi.
Yürü. Sakin. Babamın konuşması. Alırım bir daha, hadi bakalım. Yürü terbiyesiz herif. Benimle hesaplaşacaktın ha? Bana silahla gelmeler, tehdit etmeler. İstediğini alacaksın, hadi yürü. Niye ya, burada konuşalım. Sevgili karın, pardon eski karın da görsün nasıl bir manyak olduğunu. İnan sana bu sefer acımayacağım. Yürü! Ali seninle gelmiyor. Vay kuzen dayanışması ha. Çekil önünden, seni de harcarım. Alçaklar çekil. Harcayakmış. Hiç sanmıyorum Haluk Efendi. Ali'yi bırakacaksın, yolumuza gideceğiz, tamam mı? Yolunuza mı gideceksiniz? Sizin yolunuz yol mu lan? Ha? Yolunuz yol mu? Tamam kuzen, ben hallederim. Sen bana bırak, başa çıkarım ben. Zarar yiyeceksin o psikopat herif. Güven bana. Hadi buyur baba, gel. Selin, bunu bana açıkla. Nasıl? Yapıverdim işte. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Nasıl bilinmez böyle bir şey Selin? Aşık oldun, tamam mı? Kalbime sesini dinledim. Seni üzmek istemedim. Gizli gizli evlendiniz yani, öyle mi? Siz delirtecek misiniz siz beni? Nazlı, sen biliyordun bunu, sakladın. Annenden bunu sakladın, öyle mi? Anne, ikizim o benim. Doğrusunda da yanlışında da yanında ol demedin mi? Sen bize böyle öğretmedin mi? 18 yaşında da evlenirken mi? Ha? Ya kızlar, siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Delirdik. Saçmaladık. Saçmalama hakkımı kullandım. Ali'yi hayatımdan çıkaramazdım. Kızım sen daha çocuksun. Sen ne yaptığını zannediyorsun Selin? Ben artık çocuk değilim anne. Bu iş hemen yarın bitecek Selin. Anne tamam. Sakin ol. Selin bitecek desene, sen de bir şey söyle. Bilmiyorum. Bitecek Selin. Hemen yarın bitecek. Biz pılımızı pırtımızı toplayıp İzmir'e döneceğiz buradan. Ama Ali... Selin delirtme beni. Ali mali yok. Bitti bu iş. Duydun mu beni? Benim dediğim olacak. Ali'yi bir daha senin yanında yamacında görmeyeceğim. Ben onsuz yapamam. Yapacaksın Selin. Benim dediğim olacak. Boşanmıyorum. Zorla mı? Boşanmıyorum. Selin sen ne dediğini farkında mısın? Yalvarıyorum bak. Sana daha fazla sinirlenmek istemiyorum. Lütfen şansını zorlama bana. Anne sen bana bunu yapma. Ali ile ayrılmamı isteme benden. Senin saçma sapan konuşma lütfen. Ayrılacaksınız. Bitti bu iş. Siz daha çocuksunuz. Senin ne yaptığınızın farkında mısın? Sen çocukken evlenmedin mi anne? Sakın benim hikayemden girme Selin. Sakın. Bu iş bitecek. Benim dediğim olacak. Duydun mu beni?